TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Bir Sağlıkça programı ile daha sizlerle birlikteyiz efendim. Her hafta Sağlıkça programında sağlığımızla alakalı önemli konuları konuşuyoruz efendim. Sağlığımıza nasıl dikkat etmeliyiz? Ne gibi önlemler almalıyız? Tüm detaylarını konuşmaya çalışıyoruz. Hastalıkları özellikle konuşuyoruz ve bu hastalıklar karşısında ne gibi tedavi yöntemleri var? Tedaviler neler? Tüm detaylarını sizlere aktarmaya çalışıyoruz değerli izleyenler. Bu haftaki Sağlıkça programında da yine sağlığımız için en önemli detaylardan bir tanesini konuşacağız. Beyin tümörü diyeceğiz değerli izleyenler. Nedir, ne değildir, nasıl oluşuyor, neden oluşuyor, nasıl meydana geliyor ve bununla alakalı tedavi yöntemleri neler? İnsanlar, bizler neler yapabiliriz beyin tümörüne karşı bu hastalığa olmamak için, yakalanmamak için ve yakalanan kişilere yapılması gerekenler neler? Tüm detaylarını konuşmaya çalışacağız, sizlere aktarmaya çalışacağız. Efendim beyin tümörüyle alakalı ve hidrosefaliyle alakalı bizim çok önemli, gerçekten çok çok önemli bir yayın konuğumuz var. Efendim beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Abdülkerim Gökoğlu bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederiz efendim, bizler de iyiyiz. Sizleri tanıdık daha iyi olduk, öyle söyleyelim. Muhteşem bir enerjiniz var. Öncelikle, çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Evet, bunu belirtmiş olalım gerçekten de. Ve şu anda önemli bir konuyu konuşacağız. Sizlerle beraber hem bunu detaylandıracağız. Evet. Bilgilerinizden efendim faydalanmak istiyoruz. Tecrübelerinizden evet. Faydalanmak istiyoruz. Özellikle Sağlıkça programımızın amacı vatandaşlara efendim sağlıkla alakalı ufacık bir bilgi de olsa verebilmek. Evet. Ufacık bir detay da olsa kazandırabilmek, kendimiz kazanabilmek. Bunlar çok önemlidir diye düşünüyoruz. Sağlığımızı hani diyoruz ya efendim her zaman en başta gelir. O yüzden bir sağlığımız bu kadar önemliyken biz de dikkat etmeye çalışıyoruz ve sizler aracılığıyla da bu programı yapıyoruz. Gerçekten sizlerin emeği çok fazla, bilgilerinizi bizlere paylaşıyorsunuz. Bizler de aracılığıyla da vatandaşlara ulaştırıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizi biraz tanıyalım isterseniz. Evet, ben Abdülkerim Gökoğlu, beyin omurilik ve sinir cerrahisi, nöroşirurji uzmanlığı yapıyorum. Özellikle uğraştığım beyin cerrahisinin içerisinde tümörler ve omurilik tümörleri. Bu konuda oldukça fazla çalışmalarımız oldu. Yani emeklerimiz de çok şükür boşa çıkmadı. İşte kafa tabanı cerrahisi konusunda ve nöroonkolojik cerrahi konusunda normal eğitimin üzerine farklı eğitimler koyma şansımız da oldu. Boston'da, Harvard Tıp Okulu'nda, Brigham and Women's Hospital'da. Evet. Orada gerek klinik, gerek ameliyathane, gerek laboratuvarda güzel çalışmalarla işlerimizi ve kendimizi geliştirmemizi devam ettirdik. İki kez Journal of Neurosurgery'de cover article dediğimiz kapak makalesi oldu bilimsel çalışmalarımız. Yine bunlardan bir tanesi Istotal Giant Epidermoids, dev epidermoid tümörler. Bunlar yine konuşacağız. İyi huylu, genetik, çocukluktan kalan tümörler. Ve bunlar sessiz, yavaşça büyürler. Bunların total çıkarılması mümkün müdür diye. O güzel bir eser oldu. Hatta orada çizimimiz de oldu bizim şeyde, derginin kapağında. O yüzden çok mutluyum. White Journal diyoruz bizim en saygın dergilerimizdendir Journal of Neurosurgery. Ondan sonra tabii evliyim, hemen işle ilgili tanıtır mısınız deyince oraya geçtik. Evliyim, eşim çocuk hastalıkları uzmanı, ben 17 senedir Kayseri'deyim. 17 yıl, 17 değil gece efendim. Gündüz çok çalıştım Kayseri'de. Tarsus doğumluyum. Tıp Fakültesini Çukurova Üniversitesi'nde, uzmanlık eğitimimi Erciyes Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra diğer eğitimlerime devam ettim, bahsettim. Sonrasında Ankara Tıp'ta özel öğrenci olarak anatomi bölümünde çalışmalarda bulundum. Sonrasında farklı sebeplerden
Şu an o eğitimimi dondurmuş durumdayım. Evet. Efendim başarılar diliyoruz. Gerçekten önemli bir geçmişiniz var. Özellikle Harvard Üniversitesi çok çok önemli. Sizlerin bu konudaki bilgileri de yani hastalar açısından da çok önemli olacaktır diye düşünüyoruz gerçekten de. Hani eğitimin ne kadar kaliteli olduğu özellikle işlevsellikte de öne plana çıkacaktır. Ve bu noktada vatandaşları sağlığına kavuşturmak amacında da en iyi yolu sağlayacaktır diye de söylemiş olalım. Size meslek hayatınıza başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu vesileyle yollarımız kesişmiş oldu. Sizleri tanıdık ve sizlerin bilgilerine başvuracağız. Bugün dinleyeceğiz. Efendim beyin tümörü diyeceğiz dedik ilk olarak. Tabii ki tümör konusu son dönemde, son yıllarda belki son 10 yılda ya da 20 yılda siz daha iyi biliyorsunuz. Çok haklısınız. Ben kendimce düşündüğüm zaman da hayatımızın önemli bir yerinde. Evet. Tümör noktası. Evet. Tümör nedir? Tümör aslında bizim bütün dokularımız hücrelerden oluşur. Hı hı. Zaman içerisinde bu hücreler normal özelliklerini kaybedebilirler. Bunlar doğuştan gelen kodlamalarla, genetik kod hasarlarıyla olabileceği gibi sonradan edinilen travmadır, işte çevresel faktörlerdir. Mesela Çernobil, hani biliriz değil mi? Bir sürü tümörlere sebep oldu. Radyasyona maruz kalma. İşte çeşitli kimyasallara maruz kalma, özellikle akciğer hastalıkları için ve sonrasında metastaz yapabiliyorlar. Farklı sebeplerden beslenme şartları bile aslında tümörigenez, tümör oluşumunda hücrelerin kendi yapılarını ve davranışlarını değiştirme konusunda etkili olabiliyor ve biz bu sürece onkogenetik süreç diyoruz. Evet. Tümör oluşumu başladıktan sonra zaten bunlar köken aldıkları hücre tiplerine göre, dokulara göre adlandırılır ve sınıflandırırlar. İşte beyinden kaynaklanıyorsa biz beyin tümörleri, işte karaciğerden kaynaklanıyorsa karaciğer tümörleri. Çünkü evet. Bunların her biri farklı farklı hücreler, farklı fonksiyonları olan hücreler. Ve bu dokuların içerisinde de hücreler birliği vardır. Tek bir hücre tipi değil, karaciğer hücreleri de ve beyin hücreleri de birbirinden çok farklı. Destek hücreler vardır, fonksiyonel hücreler vardır, beynimizin içinde hormon yapanlar vardır. Yani hareketleri kontrol edenler ayrıdır. O yüzden hücre tipleri de çok önemli. Bu tümörün seyrinde, davranış paterninde, oluşma hızında, büyüme hızında, tedaviye yanıtlarında da tümörün hangi hücre tipinden köken aldığı da çok önemlidir. Evet, efendim tümörün galiba görüntüsünde mi var orada? Evet, bunu ben getirdim. Aslında bu normal küçük bir beyin maketiydi ama burada sizin de eşinizde normal bir beyin dokusunda şimdi şu şekilde 4-5 santime ulaşmış bir büyük kitlenin normalde bu kafatasının açılmış hali, normalde böyle açılmıyordu. Şu şekilde olan bir tümörü olmaması gereken bir yerde beyin üzerinde nasıl olumsuz etki yapabileceğini göstermek için. Evet. Yani bası etkisiyle yerleşim yerine göre beynimizin bizim tanımladığımız farklı bölgeleri var. İşte kulağımızın hemen üst tarafından parietal bölge dediğimiz yerde motor sahamız vardır. Bunun önü premotor kortekstir. Hareketlerin düşünüp başlatılıp yerlerdir. Motor sahada hareketlerin yapıldığı yerlerdir. İşte daha derinde, tabii olayın öncesinde serebellum, beyincik, hareketlerin, dengenin koordinasyon merkezi, hareketlerimizin uyumlu, güç ayarlarının yapılabildiği yerlerimiz. Her birinin kendi, yani bu eğer burada oluyorsa bu şeyde dengede sorun oluyor. Veya hareket koordinasyonlarında ardışık hareketleri yapamıyor. Mesela masayı sil desen silemez. Bizim muayenede şey yaparız mesela, elinizi bir ters bir düz yapar mısınız dediğimizde genelde lezyonun olduğu tarafta karşılaştığımız şudur. Yani bir bazı fonksiyonları tabii muayenede anlaşılabiliyor aslında. Peki şu, buradan şunu söyleyebilir miyiz efendim? Herhangi bir şey yapamıyorsak, mesela adım atma, el uzatma ya da ne bileyim işte parmak işareti veya parmak. İşte orantısız bir şekilde elimizi aldık, işte ben şunu şuraya koyacağım, o sanki fırlatıyormuş gibi
bunlar olmuyorsa, tam anlamıyla yapamıyorsak bir çekinmemiz gerekiyor. Tabii, bir korkabiliriz. Tabii. Dengesizlik varsa, çift görme varsa, baş ağrısı progresif bir şekilde ağrı kesicilere rağmen yanıt vermiyorsa ve işte uyuşmalar oluyorsa vücudun belli bir bölgesinde, yani ben sadece ayak düşmesiyle bel fıtığı gibi düşük ayakla gelen tümörler bile görüyoruz. Yani tümör yerleşim yeri orta hatta tam motor sağının parafasiyen deriz, tam şu şekilde yerleşim yeri burada mesela iç kısmında ayakta kuvvetsizlik olur. Şura gövdeye ve omza doğru gelir. Şuralar işte baş parmak elin kontrol edildiği yerdir. En büyük yer işte baş parmağın kontrol edildiği yerdir. Çok büyük bir hareket şeyi vardır, kabiliyeti vardır. Tabii. Diğerlerinden farklı olarak. Yani tümörün anlattık işte tümörün ne olduğunu ve sıkıntıların da yerleşim yerine olmaması gereken kitle. Buraya bunu bu şekilde bastırdığımızda ne oluyor? Bakın sıkıştırmak için, kafanın içine sığmak için beyine bastırıyor veya kendisi basınç artıyor. Neler oluyor? Bulantı oluyor. Kusma olabilir. Ama ilk başta sinsi bir şekilde gelen baş ağrısı ve zamanla artar bu. Tümörün mesela kendi kitle etkisi olabildiği gibi huyuna göre ödem etkisi olabilir. Etrafını iter ödemiyle. Ve daha büyük, mesela tümör 1 santim olabilir ama öyle büyük bir ödem etkisi vardır ki sanki 5 santimlik tümörmüş gibi beyni sıkıştırabilir. Onlar da tedavide çok dramatik iyileşme gözlenir ama. Evet. Daha başarılı sonuçlar alınır. Efendim çok, tabii çok çok önemli. Beynimizin özellikle bizler için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Yani evet. Şu elimizi şu an şöyle yapabiliyorsak yine beynimiz sayesinde. Tabii nefes almak. Tabii her şey beyin sayesinde şey. Oluyor. O yüzden önemli. Tabii tümör de bu noktada çok etken. Siz kendiniz söylediniz. Özellikle bir hareketsizlik. Hani herhangi bir yerimizde, doğru mu efendim? Evet. Çünkü her yer beyne bağlı. Tabii. Mesela ayak uçlarındaki sinirlere... Evet, his kaybı da değil mi? Tabii. Özellikle. Uyuşukluk. Benim bir his kaybım var hocam. O zaman bunu net bir şekilde değerlendirmemiz öyle lazım. Elimin üzerinde tam şurada. Bölgesel de olsa bu mesela sinirle alakalı olabilir. Sinirlerin hasarına bağlı veya hiç fark edilmeyen, o siniri etkileyen iyi huylu sinir kılıfı tümörleri vardır. Şıvanlonlar. Tümör olabilir mi hocam bu? Ya ganglion kisti olabilir tümör. Korkutmayın deyince. Korkutmayın hocam. Tümör dediğimiz belli bir hacme ulaşmış farklı tümör, farklı hücre dokusu. Bunların evet. Hepsi kötü huylu olacak diye bir şey yok. Cerrahiyle mükemmel sonuç alınan iyi huylu tümörlerimiz vardır yani bizim. Evet. Mesela astrositomlar beynin kendi asil hücreleridir. Bunların içerisinde bile evre 1 olan plastik astrositom cerrahi tedaviyle total çıkarıldığında kür sağlanıyor. Yani hastalık bir daha tekrar etmiyor. Yani öyle şu olunca acaba bittim mi diye düşünmeyin. Her şey yeni başlıyor yani. Evet, evet, kesinlikle öyle. Bir evet. De iyi huylusu, kötü huylusu var. Var. Bunların da zaten detayına değineceğiz. Evet. Çok önemli hocam gerçekten şu an siz beyinle alakalı, özellikle tümörlerle alakalı detayları anlatınca ben daha çok merak ettim. Şimdi özellikle dedik ki efendim son 10-20 yılda hayatımıza daha fazla, doğru evet, mu? Evet, doğru. Tam bir net yılı var mı bunun, tümörlerin? Aslında tomografinin icadıyla başlar bu işler ama ülkemizde yaygınlığı tomografinin kullanıma girmesi... Sonra tabii ve sonrasında tanı yöntemlerinin, cihazların, hastanelerin hem sayısının artması hem tanı araçlarının kalitesinin artması. Teknoloji ilerledi. Bu tanıyı koyduk ve sonra ne oldu? İnsanların da ömrü uzadı. Hani son özellikle 30-40 yılda eskiden mesela ortalama yaş ülkemizde 65 diye verilirdi. Artık 65 yaşında emekli oluyor insanlar ve ortalama beklenen ömür 82-83. Yaş arttıkça, yaşlılık arttıkça doğal olarak popülasyonda, toplumda tümör vakalarının görülme sıklığı da ona göre artar. Evet. Bir de hocam bir şey daha söylediniz. Özellikle bunları çok sık duyduğumuz için özellikle belirtmek istiyorum. Beslenme. Evet. Doğru mu? Evet. Fast food ürünleri,
içinde ne olduğunu bilmediğimiz, evet, özellikle katkı maddelerinin çok fazla olduğu, evet, ürünler arttı. Evet. Bunlar, evet, da kaynak değil mi? Tabii bu konuda çok medyada siz daha hakimsiniz. İşte bazı ürünlerin hormon içeriyor olması, işte et ürünlerinin, süt ürünlerinin, hmm, bunlar sürekli gazetelerde ve televizyonlarda sizin olayı yakından takip etmeniz neticesinde halkımızda bilinçlendiriyorsunuz. Ne kadar doğal beslenirsek biz beslendiğimiz oranda istemediğimiz hastalıklardan uzakta kalırız. Evet. Bu çok önemli bir detay. Tekrar değindiğiniz için çok teşekkür ederim. Beslenme çok önemli hocam. Evet. Gerçekten. Yani bir felsefeci var. Ne yiyorsanız otsunuz der. Ama ismi şu an aklıma gelemedi. Yani ne yiyorsanız o. Doğal yiyin, doğal olun. Kesinlikle hocam. Gerçekten, evet, öyle. Ama doğallıkta işte enteresan. Yani şu an dünyamız çok farklı hocam. Oraya girersek çıkamayız gerçekten. Yok canım, doğal olmak, doğal, evet, olmak yani güzeldir. Hocam, doğal ürünlerde de gerçekten çok sıkıntılı şeyler olduğunu gördüğümüz için. Yani ben tabii sizin kadar sahaya hakim değilim. Ama gerçekten öyle. İnsanlar doğallığı arıyor, çok normal, evet, ama doğallığı bence insanlar kendi kendine bulmalı. Evet. Ben o kanıdayım. Tabii canım, yani şuradan gidip Kayseri'nin bir ilçesinde doğal tereyağının yapıldığı yerden bir tereyağı almak zor da değil yani. Tabii. Gidilebilir yani. Efendim, gitmek lazım, görmek lazım. İlçeler nerede, köyler nerede, insanlar orada ne yapıyor? Tabii. Aslında o güzel olur bak. Kesinlikle, evet. Hocam konu çok başka yerlere gidiyor. Evet. Gezelim görelim programına dönecek. Biz o da tekrar olsun. Tümöre dönelim. Evet. Evet. Şimdi hocam tümörü anlattık. Beyin tümörünü tekrar bir açıklayalım mı? Ona ayrı bir parantez açalım. Beyin tümörü, primer beyin tümörleri vardır. Sekonder beyin tümörleri vardır. Primer beyin tümörleri kafada bulunan saçlı deriden tutun, kafatası kemiğinden, beynin kendi dokusundan, beynin damar dokusundan, beynin içerisinde yer alan sinir dokusundan, beyin zarlarından kaynaklanan tümörlere biz primer beyin tümörleri deriz. Bunlar iyi huylu veya kötü huylu olabilir. Hı, iyi huylu. İyi huylu olanlar aslında ana başlık olarak 4 tanedir. Tabii vardır bir sürü tipleri de. Ana olarak işte menenjiyomlar, beyin zarlarından kaynaklanır. Şivannomlar, kafa tabanındaki sinirlerden kaynaklanır. Bir de kistik yapıda olan dermoid ve epidermoid kistler vardır. Beynin her yerinde tümör oluşabiliyor mu? Her yerinde oluşabilir. Ve her yeri de bir aslında fonksiyon var. Yani bir işte dedik ya, elimizle kolumuzla hareket etmemizi sağlıyor. Tabii hiçbir şey boşuna değil yani. Sıkıntı. Bir, en çok nerede oluyor peki hocam tümör? Yani bununla ilgili farklı tümörlerin farklı yerleşim yerleri vardır da. Yani tabii daha çok supratentoriyel dediğimiz beynin üst kısımlarında olur. Altta posterior fossa tümörleri daha nadir oluyor. Menenjiyomlar çok sık görülür. Menenjiyomlar beyin zarından kaynaklanan, beyin zarının şapka hücreleri deriz biz. Arachnoid cap hücrelerinden kaynaklanır menenjiyomlar. Hı. Aynı zamanda ben kafa tabanı cerrahisiyle de uğraştığım için hiçbir zaman kitabını da yanımdan ayırmam. Zor bir soru gelirse diye kaynaklarımla geldim, ne olur ne olmaz diye. Evet. Hocamın yazdığı Meninjiyomlar kitabı var. Bize zor soru yok hocam. En zor sorumuz İslam'ın şartları, imanın şartları diye devam ediyor. 5, iman 6, farz 32. Hocam her soruya da cevap verir. Teşekkür ederiz. Evet. Peki hocam, beyin tümörü nasıl oluşuyor? Temelindeki sebep nedir? Ya bunda genetik sebepler, dediğim gibi kalıtsal anne aile hikayesi de önemli. Bir beyin tümörü saptanan bireyde diğer aile bireylerini de check etmemiz, kontrol etmemiz gerekebilir. Genetik mi oluyor? Yani? Genetik. Hı-hı. Yatkınlık çok önemli. Travma, şiddetli travmalar yine tümör alışımında sebep olabilir. İşte bilinmeyen manyetik alan ve radyasyona maruziyetler, evet, de yine tümör oluşumunda sebep olarak kabul edilmiştir.
Evet, bu şekilde oluşabiliyor. Evet. Ama az önce de söyledik ya, hani beslenme dedik. Bir de son dönemdeki şeylerden. Spor da önemli. Yani ya sedanter hayat, sürekli moodun düşük olması, enerji bitmiş. Adam, insan yani hiçbir beklentisi yok. İşte her şey düşmüş, yarın her şey kötü olacak, şu böyle olacak, bu böyle olacak. Yani psikolojinin de tümör oluşumunda etkisi olduğunu düşünüyorum şahsen. Sinir yani. Ve stres de kaynaklanıyor. Tabii sinir canım, demeyeyim, stres yani, bu, diyelim yani, hocam, üzüntü. Tabii ki bunlar olumsuz etkiliyor hastalığın süreçlerini. O yüzden çaresine bakıp gerisini çok takmamalıyız yani. Kesinlikle öyle. Dediğiniz gibi bu çok önemli. Özellikle efendim burada birçok doktorumuzu, sizler gibi tecrübeli insanları konuk ediyoruz. Hep şu söyleniyor. Hani stresten, sıkıntıdan bir uzak kalmak gerekiyor. Tabii canım mesela yani tümör neye dedik, stres tümörü yapacaksınız? Bile, evet, tümörü bile mesela strese, sıkıntıya onu, bağlı. İşte onun stresi bizde zaten, tümörü çıkartacak olan biziz. Evet. Hastanın strese girmesine gerek yok. O orada olan olmuş. Onu oradan hastayı zararsız veya en az zararla nasıl çıkarabiliriz diye zaten biz onun stresini yaşıyoruz. Birkaç, hani bunu birden fazla kişinin yaşamasına gerek yok. Evet. Çünkü hekim ve hasta böyle süreçlere dahil olduğunda aslında birdir yani, beraberdir. Çünkü evet, emanettir can, emanete alan vardır, emanete de en iyi şekilde bakmak lazım. Çok güzel. Pekala hocam, tümör dediniz, spor dediniz ya. Spor, gerçekten spor yapmak önüne geçiyor mu böyle tümörlerin? Sağlam vücut sağlam bedende olur. Yani tabii ki pek çok hastalıktan spor yapmak alıkoyar yani. Çünkü sizin kan şekeri düzeyiniz veya işte sürekli karbonhidrat kaynaklı beslenmeniz bile olmuş, gelişmiş bir tümör dokusunda beslenme şekliniz tümörün büyüme hızını bile etkiler. Hani olay sadece olayın doğal mı yoksa işte doğal olmayan besinler mi kısmı değil. O besin içerikleri bile, yediğimiz, içtiğimiz karbonhidrat ne kadar, protein ne kadar, yağ ne kadar, hangi yağdan tüketmek gerekir. Bunlar bile tümörün büyümesinde ve sonraki tedavi sürecinde bile önemli yani. O yüzden evet, diyet çok önemli yani. Spor kesinlikle, da çok önemli. Kesinlikle. Peki böyle tempolu bir iş hayatı da spora dahil oluyor mu hocam? İş hayatı, spora hayır yani. Abiciğim. Hayır, kesinlikle. Spor farklı. Şimdi bir günde kaç saat var Yalçın hocam? Efendim 24 saat var. İşte onu öyle demeyeceğiz. 23 saatimiz var. Bir saati sizin onun içerisinden, yarım saatini spor için ayıracaksın. Geri kalanını işte kendine bakım, kişisel bakımın için ayıracaksın. 24 saate göre programlarsan bunları yapamazsın. Benim bir günüm 23 saat dersen hayatı siz yönetirsiniz. Öbür türlü akışına bırakırsanız kaybolup gidersiniz. O yüzden çok net bir şekilde ben bir günde 23 saat vardır diyorum. Bu konuyu da kendim o şekilde yaşıyorum. Evet, çok güzel. Tavsiye ediyorum. Evet, gerçekten önemli bir tavsiyeydi hocam özellikle. O bir saatte de hani şey de olabilir. Yine konu açılıyor tabii ama hani farklı aktiviteler de olabilir. İşte insanlar kendilerine tabii bir saat bile ayıramayabiliyor. Ayırmamız lazım işte. Kesinlikle. O bir saat kendinize özel olacak. Evet. Spor mu yaparsın? Bir de uyku galiba bizim en çok uyku şeyimiz. Bozuklukları, uyku sterilitesine dikkat edilmesi, uykunun yeterince olmaması da zaten bunlar strestir. Vücudun üstünde sizin anladığınız anlamda psikolojik stres olmasa bile vücuda strestir. Yani vücudu sıkıntıya sokan olaylara biz stres diyoruz, baskı. Bunlarla mücadelede de en iyi şey işte spor yapmak, kendimize ilgi ve değer vermek, birbirimize değer vermek de kendimize verdiğimiz değer kadar, ben size söyleyeyim, pek çok hastalığın tedavisinde iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Sporun da bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha söylemiş evet olduk ki tümörlerde özellikle. Peki hocam, kaç tip beyin tümörü var? Beyin tümörleri kendisi destek hücrelerinden kaynaklanan glial hücreler olabilir, astrositik hücreler olabilir ve işte diğer iyi huylu tümörler de olabilir.
Bunlardan astrositomlar, dediğim gibi plastik astrositom dışındaki hepsi maalesef tekrar etme riski yüksek olan tümörlerdir. Tekrar edecek diye de bunu halkımızı lütfen bilinçlendiriyorum. Bazı meslektaşlarımız da ya nasıl olsa tekrar edecek diye tümörü tedavi edilmeme sürecine sokabiliyorlar. Her insanın yaşama hakkı vardır. Yaşamı, kaliteli yaşama hakkı vardır. Kimin ömrünün ne kadar kalacağına ömür biçemeyiz. Biz tümörleri olmaması gereken yerde olan hücreleri olmaması gereken yerlerden almakla mükellefiz. Bunların ilaçlarını, ışınlarını, neyse tedavi prosedürleri yerine getirmekle mükellefiz. Efendim bu işte tümör olmuş, bu tekrar edermiş, bu ameliyat olsun mu olmasın. Buralara gelmeyeceğiz. Biz yani bu tümör burada hastanın yaşamsal fonksiyonlarını, kolunu bacağını hareket ettirmesini, düşünmesini, konuşmasını engelliyor mu? Evet. O zaman bunun tedavisinin olması gerekir. Evet. Nasıl olsa işte şöyle olacak. Ya buna biz yani nasıl diyeyim? Yani buna böyle işte tedavi ettirsek mi hocam, ettirmesek? Ya aklı başında olsa o hasta hangi insan olursa olsun ben kolumdan vazgeçtim, kalan ömrümde kolsuz yaşamak istiyorum der mi yani bir insan? Yani evet. Hani demek, sağlıklı düşünen bir insan dememeli. Der mi? Demez. Yani işte hasta da istemiyor diyor. Ya hasta hani beyin tümörü olduğu zaman onların verdiği kararlar çok sağlıklı olamayabilir yani. O yüzden bu da tümörün yine yerleşim yeriyle alakalı olabilir. Sağlıklı olan şekilde, en doğru şekilde, insana en çok saygı duyacak şekilde tedaviye yönlenmeliyiz. İşte neden daha çok görülüyor dedik. Çevresel faktörler dedik, tanı yöntemlerinin artması. Tomografi çok kolay ulaşılan bir tetkik oldu. İşte MR'larımız var, ilaçlı, kontrastlı çekiyoruz. Bunların işte alt tiplerini belirlemek için yine bu MR görüntülerinin spektroskopi diyoruz. Bu tümör nasıl bir tümör olabilir diye, olabilir diye ama. Bu filmi çekince bunun ne olduğuna karar vereceğiz. Böyle bir şey yok. Ben Brüksel'de 2018'de Avrupa Beyin Cerrahları Birliği'nin toplantısında da Sayın Emeritus Professor of Neurosurgery Andre Grotenhuis Hoca'nın davetiyle gitmiştim. Orada şunu söyledim. All that glitters are not gold. Yani her parlayan şey altın değildir. Yani spektroskopiye bakarsak tanıyı kesin koyacağız veya tamam o zaman anlayacağız. Yok. Bunların hepsi bize yardımcı yöntemler ve fikir verir. Bizim aldığımız bu filmler kesin tanı dokunun oradan çıkarılarak, incelenerek patoloji sonucunun verilmesiyle, evet, verifikasyonuyla sağlanır. Ne farklı şeyler oldu yani o sunumda Brüksel'de de. Ben mesela bir bakıyorsunuz işte bir şey gösteriyorum, görüntü gösteriyorum. Bu nedir diyorum. İşte şudur, şudur, şudur farklı cevaplar. Ama hiç alakası olmayan kasifi olmuş bir hematom mesela. Beyin kanaması geçirmiş hasta. Bunu işte tümör gibi görünür yani tomografide. Hı hı. Yani hemen ilk gördüğümüz şeyde kafa içi yer işgal eden lezyonda aha benim hayatım bitti işte tümör oldum acaba tekrar edecek mi? İşte ışın alacağım mı? Şunu yapacağım mı? Korkmayın. Öncelikle ne olduğunu anlayıp olaya bir hakim olmak lazım, vakıf olmak lazım. Bir süreci takip etmek lazım. Ki bir de şimdi değineceğiz zaten iyi huylu kötü huylu. Tabii, tabii, tabii. Aynen. Çıkacak. Ve her biri de böyle ölümle ya da tekrar etmeyle sonuçlanıyor mu? Mesela bunun bir oranı yok var mı hocam? Yok canım, yani tekrar etme oranları tümörün cinsine göre değişir. Glioblastomlar lükseder ama yeni akıllı ilaç uygulamalarıyla sağ kalım süreleri 3 yılın üstüne kadar çıktı. Hani bu her en kötü huylu tümörde her şey bitti diyemezsiniz. 3 yılda az bir süre değil Yalçın Bey. Evet, evet. Yani hani yaşamak için 3 yıl daha yaşamak güzeldir yani. Niye 3 yıl daha az yaşayasın? Kesin. Veya 3 yıl daha işte farklı fonksiyonlarını kaybederek
yaşamış olasın yani. Peki, kaliteli yani. Yaşamak lazım ayrıca. Kesinlikle. Efendim iyi huylu ve kötü huylu tümörleri de sizden dinleyelim. Buyurun. Evet, iyi huylu tümörler dediğim gibi beyin zarlarından kaynaklanabilir. Sinir kılıfının hücrelerinden kaynaklanabilir. Hı-hı. Beyine giden. Onların içerisinde mesela gebelik esnasında bu fetüsün oluşumu ve organların farklılaşması döneminde doku artıkları kalabiliyor. Bunlar dermoid tümörler, epidermoid tümörler dediğimiz tümörler. Bunlar işte hücresel düzeyde düşünün tek bir hücre ama bölünme hızları yavaş olduğu için çok yavaş olduğu için yıllar içerisinde, 10 yıllar içerisinde bulgu verir. Genellikle de 20'li 30'lu yaşlardan sonra bulgu verir. Bası etkisine bağlı olarak. Biz de onu oradan çıkartırız. Evet. Onun da kendine özel teknikleri var tabii. Bunun iyileşmesi daha mı kolay oluyor hocam? İyi huylu. Tabii. Sonuçları daha dramatik olur. Bir de ödemi mesela fazla olan tümörü ameliyat ettiniz, tümörü çıkarttınız. Ödem de geçti. Hasta plejik gelir mesela, sağ tarafı tutmaz. Ameliyattan sonra yürür. Hasta sahipleri böyle şok olur. Yani illa hemen beyin tümörü oldu diye hayat bitmiyor ki. Biz nice metastazlar yaptık mesela. Tekli metastaz olur, akciğer kanseri olur, meme kanseri olur. Övünerek söyleyeyim, övündüm yani ilk defa bir şeyle. Şeyde Eski Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uyanık kraniyotomi ile nöronavigasyonla hastayla sohbet ederek iki beyin tümörünü de ilk çıkartan ben olmuştum. Yine 2016 yılıydı sanırım Kayseri'de. Böyle imkanlar da var. Hani biz hastalarımıza sohbet ederek bile beyin tümörlerini çıkartabiliyoruz. Bazı beyin kanama tedavilerini uyanık kraniyotomilerle yapabiliyoruz. İşte akciğer fonksiyonları izin vermiyor. İşte beyin kanaması var, ne yapacağız? Yani hastayı biz ölüme terk etmiyoruz. Elimizden gelen bir şey varsa biz hastayı uyanık bir şekilde hani entübe edilmeden de ameliyat edebiliyoruz. Çok güzel. Yani sistem gelişmiş. Çok gelişti, çok güzel. Çok. Yani, peki hocam kötü huylu beyin tümörü nedir? Kötü huylu beyin tümörleri işte bu bahsettiğim metastazlar olabilir veya beynin kendi hücrelerinden kaynaklanan histopatolojik inceleme neticesinde evre 2'nin üzerinde olan tümörleri biz kötü huylu tümörler oluyor olarak kabul ediyoruz. Hatta evre 2'leri de yakın takipte tutuyoruz. Evre 1 tümörse iyi huylu tümörler olarak kabul ediyoruz. Evet. Patolojik inceleme sonucuna göre iyi veya kötü diyoruz. Evet. Mesela glioblastom, isim şimdi söylemek ve akılda tutmak zor olur ama evre 1 iyidir, evre 1'in üstü sıkıntılıdır diye ayırırsak hem vatandaşımız için hem insanlarımız için daha kolay olur patoloji raporunda baktığımızda. Evet efendim burada da tabii evre 1, evre 2 diye ayırdığınıza göre şu önemli oluyor. İşte evre 1'den sonrası biraz tehlikeli dediniz yani. Sıkıntılı olabilir. Şu evet, şu önemli, erken teşhis. Erken teşhis çok önemli. Doğru mu? Evet, takipleri doğru zamanında yaptırmak çok önemli. Mesela çok önemli bir şey söyledik yayının başında. Bence bu programın teması bu olmalı. Tamam beyin tümörünü konuşuyoruz, çok önemli bilgiler veriyorsunuz ama dedik ki efendim mesela bir his kaybı. Bir fonksiyon eksikliği. Uyuşukluk. Banyo yaparken vücudunuzun yarısını mesela, farklı hissetmesi. Evet mesela yani bu demek ki doğru mu? Evet. Bizim için önemli. Beyin tümörünü bu şekilde hani olabilir diye belki alarm dediniz yayından tabii önce. Tabii göz kapağının düşmesi. Evet. Yani göz kapağında istenmeyen bir düşüklük olmaz. Evet kesinlikle. Yüzde işte his farklılıkları. İşte dil hareketlerinde bozulma, konuşma bozuklukları, yutkunma sorunları. Bir de yanında işte dediğimiz gibi eşlik eden baş ağrısı şeyler varsa, bulantısı, kusması, çift görmesi, dengesizlik, işte fonksiyon kayıplarıyla birlikte problemler varsa, nöbetler geçirebiliyorsa, havale epilepsi dediğimiz nöbetler geçirebiliyorsa, o tümör açısından son derece dikkatli olmak lazım. Kesinlikle. Yani bunlar varsa dediğiniz gibi hocam en azından bir tedaviye, bir kontrole bir gidelim. Doğru tabii mu? Tabii. Hani ufak bir baş ağrısı demeyelim. Tabii. Yani ve şöyle ki. Migrendir geçer demeyelim. Evet evet kesinlikle. Bunlar çok çok önemli. Evet. Biz özellikle bu konularda biraz galiba fevri davranmıyoruz. Yani biraz daha ne denir ona?
yavaş davranıyoruz. Doğru evet, bir şey evet. olmaz diyoruz. Sanki bunda da mı bir şey olacak falan filan diyoruz ama sağlık özellikle bu durumda çok çok önemli. Beyin tümörü diyoruz efendim. Mesela bir beyin tümörü olduğunun haberini alan vatandaşın tepkisini en iyi siz biliyorsunuz. Evet. Doğru mu? Kesinlikle ne kadar büyük haklısınız. Bir hayal kırıklığı, ne kadar büyük bir üzüntü, hani öldüm bittim olayı mesela evet. oluyordur. Allah korusun, Allah kimsenin başına vermesin ama olmasın diye zaten burada program yapıyoruz. Doğru mu? Kesinlikle haklısınız. Evet. Pekala efendim, başka bir organda oluşan kanser beyine yayılabilir mi? Yayılabilir. Metastaz dediğimiz bunlar. İşte bahsettik. En çok akciğer kanserinin metastazları olur. İşte akciğer kanserinin metastazlarının olmasının sebebi de akciğer kanserleri çok sık görülüyor. İşte meme kanserlerinin metastazları, prostat kanseri metastazları, böbrek kanserleri metastazları da oluyor. İşte bunların cerrahi kriterleri var. Eğer hastaya en az morbidite yani ölüm riski, mortalite riski ve sakat kalma riskini en az olacak şekilde cerrahi yapılabilecek olanlara cerrahi, radyo cerrahi yapılacak olanlara, ışın cerrahisi yapılacak olanlara, ışın cerrahisi, radyoterapi yapılması gerekenlere de radyoterapi tedavisi yaptırıyoruz. Evet, kesinlikle bunlar da çok çok önemli. Nasıl teşhis ediyorsunuz efendim beyin tümörünü? Genelde hastalarımız geldikten sonra şikayetlerini anlatır. Onlara göre biz fizik muayene bulgularına göre şüphelenir ve görüntüleme yöntemlerini bahsettiğimiz MR tomografi yöntemlerini isteriz. Onların neticesinde de tanısını koyarız. Evet. Peki sonrasında neler yapılıyor? Teşhisi koydunuz efendim. Sonrasında hastaya uygulanabilecek en iyi tedavi yöntemi nedir? Onu belirliyoruz. Hı hı. Cerrahi mi, işte radyo cerrahi mi, yoksa kemoterapi mi, radyoterapi mi, farklı modaliteleri birleştirip. Evet. İlk olarak hangisinden başlıyorsunuz peki? Cerrahi, patolojik tanı olmadan diğer tedavi yöntemlerini uygulayamıyoruz. Eğer total çıkmayacak bir tümörse en azından biyopsi yapılıp kitlenin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Evet, kesinlikle. Pekala, bu kemoterapi dediğiniz radyoterapi zor oluyor değil mi? Yine sorunlar oluyor mu efendim vatandaşlar için? Radyoterapi sonrasında bazen hidrosefaliler gelişebiliyor. Radyasyona bağlı lökoensefalopati deriz. Beynin derin kısımlarına beyaz cevher diyoruz. Işın aldığı zaman buralar, buradaki basınç yüksek olmadan da yine beyinde sanki bir yüksek su basıncı varmış gibi hastalar uykuya meyil, konfüzyon, şuur bozuklukları, konuşamama, dengesizlik, idrar kaçırma gibi şikayetlerle bize başvurabiliyor. Biz bunlardan belinden su alarak test yapıyoruz ve yaptıktan sonrasında eğer pozitif bulgularımız oluyorsa şant takarak tedavi, ardışık LP'ler yapabiliyoruz. Eğer devam ediyorsa şant takarak beyinden bağırsaklara, zarlarına, peritona bir hat döşeyerek o fazla suyun tahliyesini sağlıyoruz. Evet. Şimdi efendim şöyle bir durum söz konusu. Cerrahi operasyondan bahsettik ya. Galiba zor bir operasyon. Şimdi az önce bir örneğini verdiniz. Konuşurken bile tümörü aldığımız oldu dediniz. Doğru evet, mu? Evet, evet. Ama bunun tam aksine çok zor olanı da vardır. Doğru var mu? Var. İşte nasıl oluyor? Bunu nasıl belirliyorsunuz? Kimin kimiyle böyle hangi tümör hastasıyla, beyin tümörü hastasıyla konuşarak beyin tümörünü alabiliyorsunuz da hangisiyle saatler boyunca uğraşıyorsunuz? Evet. Genelde kafa tabanı cerrahisi, beynin arka kısmında, beyin sapının olduğu yerler oldukça sıkıntılıdır. Cerrahileri 5 saat, 7 saat, 10 saat, bazen 15 saat sürebilir. Kafa tabanı dediğimiz beynin oturduğu, kafamızın, kafatasımızın içinde olan bölge ve burası damar ve sinirler yönünden çok karmaşık bir bölgedir. O yüzden anatomiye son derece hakim olmak lazım. Hangi sinir nereden geçiyor? Orada kemiğin arkasında gerekirse gözünüzle siniri göreceksiniz yani.
Evet. Ve bunlar kişiden kişiye de farklılıklar gösterebilir. Doğrudur. Ama normali bilmezseniz anormale ulaşamazsınız. O yüzden hani iyi bir cerrah aynı zamanda anatomist de olmalı ve bu konuda emek sarf etmeli. Kesinlikle. Yaptığınız işlem kolay değil hocam. Evet. Gerçekten. Bir de şimdi çok hayati riske sebep olabilecek bir operasyondur diye ben düşünüyorum. Tabii tabii. Bizim bu kafa tabanı, beyin sapı cerrahisi, işte kulak arkasına biz köşe tümörü cerrahisi deriz. Köşe dediğimiz ponto, serebeller köşe. Beyincikle beyin sapının köşesinin olduğu yer. Buradan şuradaki nokta şeklindeki yerlerden sinirler çıkar. İşte bu dile giden sinirler, şu işte yüze giden sinirler, şuradaki gözü kontrol eden sinirler. Her biri farklı farklı ve burada son derece yoğun bir damar ağı var. Bunları da zedelemeden, çünkü dokundunuz muydu vazospazm oluşabiliyor. Mümkün olduğunca işini yapacaksın, sağa sola hiçbir yere dokunmayacaksın yani. Evet. O riski alacaksanız da işte herkesin kendine göre cerrahi teknikleri var. Biz ona göre kendi önlemlerimizi alıp işimizi yapıyoruz. Ben ekartör pek kullanmıyoruz biz hocam ve ekolü. Yani zorda kaldığımız zaman traksiyon deriz. Şöyle çektirme işlemleri pek kullanmayız biz. Evet. Pekala, beyin tümöründe hocam özellikle başarı ameliyatta, cerrahi operasyonda başarı oranı nedir? Başarı oranımız %95'lerin üstünde. Hmm. Hani benim mesela Acıbadem'deki serimde de %90'ların üstündedir. Çünkü çok ağır vakalar geliyor bize. Yani gerçekten çok farklı bölgemizdeki farklı şehirlerden ulaşılması en zor yerdeki veya işte motor sahadaki, şurada kolay yer gibi gözükür. Beynin dış kısmıdır. Fakat buradan tümör çıkartmak tecrübe ister. Evet, doğru. Çok büyük tecrübe ister. Doğrudur. Çünkü en ufak bir hatanızda top buradaki motor sahanın beslenmesi bozulabilir. Hemiplejiye, beynin şişmesine, ölüme kadar gidebilen, tüm vücut yarısının felcine kadar varan o 2 milimetrelik bir damar hasarı başınıza hiç çıkartabilir. O yüzden hani çok çok dikkatli ve tecrübeli bir şekilde yapılması gerekir bu sahaların. Biz zaten bunları yaparken bunlar mesela uyanık yapılabilir. Konveksite tümörleri motor sahada. Biz hem uyanık yapabiliyoruz. Aynı zamanda EMG ile kas güçlerini de yakın takip edebiliyoruz. Diğer vakalarda da nöromonitörizasyon kullanıyoruz. Nöronavigasyon, 3 boyutlu uzaysal hesaplamalar yapıyoruz aynı. Bir roketi misiline gönderir gibi kafayı tanımlıyoruz, beyni tanımlıyoruz, tümörü tanımlıyoruz. Hatta benim Surgical Neurology International'da da yayınlanmış nöronavigasyonla ilgili çok özel bir yayınım var. Burada biz çok zor görülen kraniyal sinir ve beyin damarsal yapılarını görüntülemelerde gösterip ona şekilde segmentasyon yaptık. İşte damar şuradan geçiyor, tümörün şurasından geçiyor, arkasından. Segmentation of microvascular cranial segmentation of cranial nerves and vascular structures diye. Biz burada tümörle damarların ilişkisini, tümörle sinirlerin ilişkisini ve bunların aynı zamanda beyinle olan ilişkilerini ayrı ayrı değerlendirip eş zamanlı olarak multimodal nöronavigasyon uygulamaları yaptık yani. Evet, tabii hocam, dediğiniz gibi çok önemli, dikkat edilmesi gereken, özellikle de
Bilmiyoruz tabii, her doktorumuz çok önemli, tecrübelidir, çok bilgilidir ama yine de belli başlı önlemler, tabii belli başlı önlemleri almamız gerekiyor. Bazı evet. durumları göz önünde bulundurmamız ama gerekiyor. Ama bunlar böyle emek istiyor yerlerde. Yani. Evet, tabii. Yani kafa tabanı cerrahisi ve tümör cerrahisi beynin özel bir alanıdır. Hı-hı. Yani hani beyin içerisinde bizim pek çok fonksiyonelci arkadaşlarımız ayrıdır. Vasküler cerrahi yapan, damarlarını ameliyat edenler farklı. Ama tümör cerrahisi de gerçekten Yalçın Bey çok farklıdır. Yani evet. bizim burada kullandığımız çok önemli yüksek teknoloji ürünleri var. Nöronavigasyon, nöromonitörizasyon. Bunları çok iyi kullanmak lazım. Evet. Peki hocam, bu beyin tümörü kendi kendine iyileşebilir mi? Evet, zor bir soru oldu galiba. Kendi kendine iyileşebilir mi değil de seyrine bıraktığımız tümörler olabiliyor. Neden? Bazı tümörler hormonal dönem, aktif dönemde büyüyebiliyor. Şivannomlar olsun, menenjiyomlar olsun. Boyutları küçük. Klinik oluşturmuyor. Biz o zaman onları haliyle bırakıyoruz. Müdahale etmiyoruz. Yani her tümörü gördüğümüz yerde de çıkartmıyoruz dedi. İyileşmeye ya. Bırakıyoruz yani. Tabii o haliyle takip edilebilir. Peki şimdi hasta diyecek ki hocam hadi büyürse, hadi takip kötü olursa. Ediyoruz. He. Bir yıl, sonra evet. iki yılda bir, sonra taktik yok. Beş yılı panik yok. Ne olduğunu biliyoruz, ne yaptığımızı biliyoruz, işimizi biliyoruz. Bir günde bakıyoruz yok olmuş, öyle mi? Yok olmaz onlar da sessiz bir şekilde kalsifiye olur, orada eder. Durur. Hmm. Yani yüzümüzdeki bir ben gibi bir şey yani. Anladım. Bir zararı yok. Yok, evet, doğrudur. Peki hocam, hidrosefali de o zaman kısaca bununla bağlantı evet, olarak evet, dinleyelim. Hidrosefali de çok önemlidir. Evet. Hidrosefali ölümcül bir hastalıktır. Akut hidrosefaliler nefesi durdurur, solunumu durdurur. Nöbet geçirtebilir. Beynin içerisinde ventrikül dediğimiz havuzcuklar var, su havuzcukları. Bu kameraya bir gösterelim hocam. Tabii şöyle. Tabii. Hemen korpus kollozumun altında şurası. Bunlar, keşke üç boyutlu örneğini getirebilsem. Şu şekilde lateral ventriküller. Şurada geliyoruz. Üçüncü ventrikül. Bunun hemen şurası. Oradan aqueduct ve dördüncü ventrikül de burası. Tam biraz şurası. Daha şöyle tam gösterelim hocam. Tabii tabii. Şöyle dördüncü yani. Ventrikül. Buradan aqueduct'ı görürüz. Şurası üçüncü ventrikül. Şu yanlarda da şöyle açayım. Ha, şu gördüğünüz havuzcuklarda lateral ventriküllerin iç yüzeyini oluşturur. Evet. Evet hocam. Bunların ne önemi var? Bunlar beynimizi besleyen suyun oluşturulduğu yerler, saklandığı yerler. Bu yolakların bir şekilde tıkanması, suyun beynin içerisinde hapsolması ve basınç artışıyla seyreder. Basınç artışı da beyin sapına baskı yaptığı için hastanın solumunu durdurabilir. Bu hastalarda, bulgularda ne kadar süremiz kaldı bilmiyorum ama inşallah hidrosefalileri anlatabilmek büyük bir başlık. Hidrosefaliler için kitaplar yazılmıştır. Evet. Bunların bazıları ilaçla tedavi edilebilir. Diazomit dediğimiz ilaçları veririz. Nadiren iyileşirler. Diğerlerinde de sebep olan tümörse tümörü ortadan kaldırarak iyileştirebiliriz. Tıkanıklığı ortadan kaldırarak. Eğer hiçbirine vakıf olamıyorsak şant takarız beyne. Bu koyduğumuz şantlarda bahsettiğim gibi kafamızdan basınç ayarlı olanlar vardır. Rezervuarlar vardır. Şamandıra gibi düşünün, su deposundaki. Fazla gelen suyu termostat gibi dışarı atar. Ve beynin de içindeki homeostazı basınç dengesini sağlar. Evet. Şimdi hocam şöyle yapalım. Hidrosefaliye başka bir gün başka bir parantez açalım. Tüm detaylarıyla konuşalım. Tabii, bugün tabii. Çok vaktimiz kalmadı. O yüzden evet, evet. Beyin tümörünü çok konuşmuş olduk. Hem beyin tümörüyle alakalı da birçok konuyu da aslında konuşmuş olduk. Bu da çok güzel oldu. Evet. Özellikle merak edilenler. İlintili ama yani çok evet. güzel yakalıyorsunuz siz de. Yani burada ben teşekkür ederim. Gerçekten programınıza yakışır bir habercilik yapıyorsunuz. Olayın neyle ilişkili olabileceğini, tümör cerrahi sonrası kanamalar olabilir.
beyin kanamaları yine hidrosefaliye sebep olabilir. Yani ben hem teşekkür ediyorum hem de programa gösterdiğiniz ilgi için de gerçekten sanki çalışmış gibi gelmişsiniz. Ben de iyi ki destekle gelmişim. Yani. Hocamın kitaplarıyla, kendi kitaplarımla. Bu sizin özellikle anlatışınızdan kaynaklanıyor. Siz anlattığınız kadarıyla merak uyanıyor. Ben de özellikle vatandaşların merak edebileceği şeyleri sormaya çalışıyorum. Yani sizin burada anlatımınız önemli. Ama siz de çok güzel noktaları yakaladınız. Şöyle yapalım. Burada hazır bu programdayken hidrosefali başka bir haftaya atalım efendim. Tabii. Başka bir hafta hidrosefali tüm detaylarıyla konuşalım. Beyin tümörünü özet olarak bir giriş yaparız. Ardından bağlarız hidrosefaliye. Evet. Özet olarak hani bugünü de özetleyecek beyin tümörlerinden korkmayınız. Hı. Tedavisi mümkündür. Tedaviye rağmen tekrar edebilmeleri mümkündür. Nöbet geçirtebilirler ilaçlar. Hocam kullanır. Bir şeyi kaçırmamamız gerekiyor. En çok kimlerde görülüyor beyin tümörü? O tiplerine göre değişir. Menenjiyomlar bayanlarda daha sık görülür. Mesela yaş aralığı? 40-50 yaşlarda daha sık görülür. 40'tan sonra yani öyle mi? Evet. Glial tümörler, kötü huylu tümörler de erkeklerde daha çok görülür. İyi huylu tümörler de bayanlar da çok görülür. O zaman bayanlarda yani görülür demezsek de olabilir diyelim de hocam. Şimdi yanlış da anlasılmasın. Huylu sonuçta. İyi huylu olabilir. Yani bu tüm bayanlarda tümör vardır demiyoruz. Böyle bir yanlış. Bu hastalık görülen insanlarda bayanlar daha çok saptanmış diyoruz. Evet kesinlikle. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz her bir bilgi çok önemliydi. Ben buna çok özellikle net bir şekilde söyleyebilirim. Ben çok şey öğrendim. Çok beyin tümörüyle alakalı gerçekten söylüyorum efendim ne yapılması gerekiyor? Sporun bizim için ne kadar önemli olduğu. Şimdi tabii. Şimdi bir haberi geldi. Şimdi spor salonları kapatılmış pandemiden dolayı ama maalesef. Evet. Ama işte sporun bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Efendim beslenmenin ve tümör diyoruz. Yani beyin tümörü olduğu zaman siz daha iyi dedik ya. Tabii ben hiç durmadan eğitimlere devam ediyorum. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde gönüllü olarak ne güzel. Yani efendim çok önemli. Sağlık, geldik burada belki binlerce vatandaşa ulaştık. Veriyoruz. Yani sizlerin aracılığıyla bilgilerinizi aktarmış olduk. Çok iyi oldu gerçekten. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Daha çok program yapacağız inşallah. Bilgilerinize, tecrübelerinize değineceğiz. Özellikle bu konu çok çok önemliydi. Yanlış hatırlamıyorsam bu sağlıkça programında ilk kez konuşuyoruz. Daha önce hatırlamıyorum. Ben yaptım sağlıkça programını ama. Ve çok gerçekten çok önemli bilgilere değindik. Bu zamana kadar niye yapmamışız diye de şu an kendime kızıyorum. İnşallah bundan sonra beyin tümörleriyle tabii. Bu şekilde tümörlerle alakalı detayları dinleyeceğiz. Özellikle sizden bu bilgileri almış olacağız efendim. Yani sizin eşinizde de Nöroşürücü Cerrahi İncelikler kitabı var. Türkçe bir eser. Bunda da tümörler kısmının oldukça büyük bir kısmının yazarı benim. Bu da bizim Türk tıbbına kazandırdığımız ne güzel, bir eser. Ne güzel. Başlık çok. Yeter ki zaman olsun, tabii, imkan olsun. Tabii. Yine şu kitabın cover'ına benzer bir şekilde biz de gerek maketimizde bir menenjiyom nasıl olabilir? Yani olayın ne olduğunu görmek için. Evet efendim. Allah korusun. Evet, işte bununla alakalı yani bir şey başımıza geldiği zamanda da ne yapmamız gerekiyor, nasıl yapabiliriz? Mesela şu çok önemliydi. Korkmayın efendim dediniz. Korkmayın tabii canım. Yani nöbet geçiriyorsanız ilacını başlarız. Olmuyorsa ameliyat ederiz. Nöbeti falan da var öyle mi? Tabii. Nasıl bir hoş oluyor? Yerine göre değişir. Tikler şeklinde gelebilir. Kolda uyuşma gibi olabilir veya şuurunu kaybedip generalize kasılmalarla gelebilir insanlar. Ameliyat ediyoruz. Düzeliyor yani. O epilepsi cerrahisi bile yapılıyor yani. Hocam işte şimdi şöyle ameliyat ediyoruz geçiyor dediniz ya. Bazı vatandaşlar için ameliyat çok önemli. Çok büyük bir risk. Yani çok büyük bir korku kaynağı. O yüzden vatandaşlar biraz galiba çekiniyor ve korkuyor. Yani arabaya binmek daha tehlikeli. Öyle mi? Çünkü ameliyatta yanınızda canlı bir insan var. Size yardımcı olmaya çalışıyor. Ama kullandığınız araçların her zaman ne durumda olduğunu bilemeyebilirsiniz. Kesinlikle. Aynen. Dikkat etmek lazım. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık efendim. Nefesinize sağlık gerçekten. Bilgilerinize sağlık. Önemliydi bu gelişmeler ve önemli bir
kişisiniz meslek anlamında, onu söyleyelim. Sizi daha da yakından tanıyacağız inşallah. Özellikle böyle konularda bu bilgilerinizi, dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesinden eğitim almışsınız. Evet, doğru mu? Erciyes Üniversitesi. Kayseri, ondan sonrasında... Ne mütevazılık hocam böyle. Tabii farklı kafa tabanı eğitimi cerrahisi de aldık. Yani ben gerçekten ben de çok mutlu oldum. İlk defa böyle bir canlı yayın imkanı oldu Kayseri'de. Ne güzel. Ya verimli çalışmalar yapılabilir. Ben çok umutluyum insanımdan, şehrimden. Yani başaracağız. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ ol. Evet değerli izleyenler, bir Sağlıkça programının daha sonuna geldik efendim. Beyin tümörünü konuştuk bu haftaki Sağlıkça programımızda. Beyin omurilikte sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Abdülkerim Gökoğlu bizlerle birlikteydi. Kendisinden çok önemli detayları, bilgileri almış olduk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hocam bir şey daha söyleyecek galiba. Buyurun hocam. Bu programı yaparken anlayışları ve gerekli izinleri gösteren kurumum Acıbadem Kayseri Hastanesi direktörlüğüne de çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet, çok teşekkür ederiz bizler de efendim. Tabii dedik ya işte bu vesileyle, bu şekilde bilgileri vatandaşlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Belki sağlıklarıyla alakalı önemli bir detaya değinmiş oluyoruz. Bir hayata dokunmuş oluyoruz belki de. Bilemeyiz. Kesinlikle haklısınız. Evet. Değerli izleyenler dedik, beyin tümörünü konuştuk. Nedir, ne değildir, nasıl oluşuyor, nasıl geliyor, nasıl bir oluşma nedeni var? Tüm detaylarını konuştuk. En çok kimlerde görülüyor ve hastalığın ileri seviyesinde ne gibi gelişmeler var? Hastalık olduğu zaman vücudumuzda ne gibi semptomları oluyor, fonksiyonlarımızda nasıl bir kayıplar oluyor? Tüm detaylarını efendim Abdülkerim hocamızdan gerçekten dinledik ve kendisi de bizlere bu konuda çok detaylı, çok güzel bilgiler verdi. Ne yapmamız gerektiğini aslında bize tam anlamıyla anlatmış oldu. Yine kendisinin tecrübelerinden, fikirlerinden, bilgilerinden ilerleyen dönemlerde bu Sağlıkça programında yararlanmak isteyeceğiz. Kendisine başvuracağız inşallah. Burada programlarımız devam edecek. Sağlığımız bizler için çok çok önemli. Kime sorsak ilk başta her şey sağlık der. Bu kadar önem verdiğimiz bir şey için efendim biraz daha farklı gayretlerde olmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Ve efendim hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın.